Merhaba çocuklar, konumuz eldeli toplama işlemi ve problemler. Yazdığım işlemlere bakıyoruz. 48 ve 36'yı toplayacağız. Toplama işleminde her zaman birler basamağından başlarız. 8'e 6 eklersek 14 buluruz. Birler basamağına bir rakam yazacağız. Onlar basamağında bir rakam. Yani biz 14'ü birler basamağına yazamayız. Çünkü 14'te 4 birlik ve bir onluk var. Peki ne yapacağız? Birler basamağını topladığımız için bulduğumuz sonucun birliklerini yazacağız. Birliklerinde ne var? 4 var. 4'ü yazdık. Peki onluklarını ne yapacağız? Onluklarını onlar basamağına elde olarak göndereceğiz. Bir onluk olduğu için bir eldeyi gönderdik. Şimdi onlukları topluyoruz. 4, 3 daha 7 yapar. Elde eklersek 8 cevap 84. 63 ile 27'yi toplayacağız. 3'e 7 eklersek 10. Bakın 10 bulduk ve birlikleri 10 yazamayız. Bir rakam yazacaktık. Hangisini yazacağız? Birliklerini yazacağız. Birliklerinde 0 olduğu için 0'ı yazdık. Onlukları onlar basamağına elde olarak gönderiyoruz. Topladığımız zaman 9, cevap 90. Toplanan 3 tane olduğunda şunu yapacağız. Önce 2 tane sayıyı topluyoruz ne yapar 8 3 daha? 11 yapar. 11 aklımda. Üzerine 4 ekliyorum. 11'e 4 eklersek 15 yapar. Bakın 15'te 2 tane rakam var. Hangisini yazıyorduk? Birliklerini yazıyoruz. Yani 5'i yazacağız. Peki onluklarını ne yapıyoruz? Elde olarak komşu atıyoruz. 1 3 daha 4 yapar. 4'e 2 eklersem 6. Eldeyi de eklersek 7. Cevap 75. Yan yana toplama işlemini nasıl yapacağız? Önce birliklerden başlıyoruz. 6 4 daha 10 on yapar. 10'un hangisini yazıyorduk? 0'ını. Nereye yazacaktık çocuklar? Tabii ki boşluk bırakıp birler basamağının olduğu yere yazacağız. Birliklere 0'ı yazdık. Geldik onlar basamağını toplamaya. 4 ile 2'yi topluyoruz. Bir denememiz vardı. Eldemiz vardı. Eldeyi unutmuyoruz. 4 2 daha 6 yapar. Eldeyle 7. Cevap 70. Eda'nın 17 kalemi var. Caner'in Eda'dan 15 fazla kalemi var. İkisinin toplam kaç kalemi vardır? Problemde eğer insan isimleri, hayvan isimleri, anne baba teyze gibi isimler verildiyse mutlaka bu isimleri yazın ve verilen bilgileri bu isimlerin altına yazın. Karıştırmamak için bunu yapmak çok önemli çocuklar. Verilen isimler Eda ve Caner. Bunu yazdıktan sonra verilen bilgileri yazacağım. Eda'nın 17 kalemi var dediği için 17'yi yazdık. Caner'in Eda'dan 15 fazla kalemi var. Caner'in kalem sayısı verilmemiş. Bununla ilgili ipucu verilmiş. Eda'dan yani 17'den neymiş çocuklar? 15 fazla. Fazla dediği için toplama yapıyoruz. veya yan yana toplamayı öğrendik zaten. Birlikleri topluyoruz. 12'nin ikisi elde var. Bir onlukları attık. Bir bir daha iki yapar eldekiyle üç. Bakın Caner'in kalem sayısını biz bulduk 32. Geldik sorunun devamına. İkisinin toplam kaç kalemi var? Eda'nın 17 kalemi olduğunu biliyoruz. Caneri 32 olarak biz bulduk. İkisinin toplam dediği için topluyoruz bunları ve 49 olarak buluruz. Annem 28 yaşındadır. Babam annemden 6 yaş büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? Hangi isimler verilmiş? Anne ve baba ismi verilmiş. Yazıyoruz anne, baba. Bu isimlerle ilgili hangi bilgiler verilmiş? Annem 28 yaşındadır. Bakın annenin yaşı söylenmiş, 28 yaş. Babanın yaşı söylenmiş mi? Hayır. Bununla ilgili bir ipucu verilmiş. 6 yaş büyük. Annemden 6 yaş büyük. Yani 28'den altı yaş büyük. Büyük dediği zaman ne yapacağız? Toplama işlemi yapacağız. Babanın yaşını 34 olarak bulduk. Peki problemi böyle mi bırakıyoruz? Hayır. Bu şekilde bırakırsak eksik yapmış oluruz. Problemin devamı var. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? İkisi dediği anne ve babanın. Öyleyse yazalım. Annenin yaşı 28 Babanın yaşını 34 olarak bulduk. Topluyoruz. 8 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. Topladığımız zaman ikisinin yaşları toplamını 62 olarak bulduk. Konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.